MetaQuest 3'ünüze bu ayarları yapmadıysanız büyük ihtimal 120 Hz'de oynamıyorsunuz. Mutlaka bakın. Merhaba buralar. Meta MetaQuest 3'ünüzü bilgisayara bağladığınız zaman ayarlar kısmını eğer değiştirmezseniz ekran 120 Hz boyutuna yenileme hızını otomatik olarak seçmiyor. Bu ayarı yaparsanız 120 Hz'e bulaşıyor. Yani küçük bir ayarı var. Çok basit. Bu video o küçük ayarı yapabilmek için koydum hemen. Bunu da çok teşekkür ederim. Bir arkadaşımız sordu kendisi incelemiş, araştırmış. Böyle bir durum var mı? Sen de bakabilir misin? Kontrol edebilir misin? dedi. Ona çok çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Ben de bunun farkına varmış oldum. Birçok yabancı kaynakta da bu şekilde ayarların yapılması gerektiği söyleniyor. Hemen inceleyip hemen yapalım. Quest link üzerinden bağlantı yapıyorum. İster kablolu yapın, isterseniz kablosuz yapın. Bu fark etmez. Quest link üzerinden bir bağlantınızı hemen yapın. Daha önceden videolarımda göstermiştim. Bağlantı bilgisayar nasıl bağlanabilirsiniz diye. Bu da Hemen üstte linke koyacağım bunu nasıl yapıldığını dair. Buradan bağlantı yaptıktan sonra bilgisayarımızda Quest yani Oculus uygulamasını açıyoruz. Oculus uygulamasını açtıktan sonra bu Quest 3 en touch dediği kısma giriyoruz. Grafik tercihleri diyor. Şimdi grafik tercihlerini dedikleri anda kendi grafimizin miktarı ortaya çıkıyor. Şu an bağlantıdaki herz değeri burada. Bunu kendi belirliyor ve en düşük en dipten genellikle seçiyor. Buradaki 120 Hz'e geçiyorum ama 120 Hz'e geçtikten sonra da şöyle bir nüans var. Yani bilgisayarınızın da alakalı bir durum. Bazıları arkadaşlar görmüyormuş. Yani bazı internet incelememde 120 hiç Hz hiç çıkmadı. 90 Hz'in çıktığı söyleniyor. Şimdi 120 Hz'in çıkmamasının sebebi bilgisayarın aslında bunu yeterince kapasitesi olarak kurtaramaması. Yani yeterli görmemesi bağlantı yaptığı için. Ama eğer uygunsa 40-70 12 GB'lık bir ekran kartım var. i9 işlemcim var 13. nesil ya da 12. nesil tam hatırlamıyorum. 13. nesil de olabilir. i9 işlemcim var. Bilgisayarın fena değil. O yüzden 120 Hz'i gösterdi. Ama en azından bilgisayarınızın durumunuz çok da yüksek olması da laptoplarda bu da yaşanabilir. Burada 90 herze çıkartmanıza fayda var. Yenileme hızı yükseliyor. Tabi performans kaybı falan olur gibi bir uyarısı da bulunuyor. Bir performans kaydı olur gibi bir uygulama yani uyarı da bulunuyor. Ancak böyle bir şey yaşamadım. 120 Hz'e bağlıktan sonra gayet yine akıcı, net. Ha gözüme çok fark edebildim mi 72'den 120 herze geçince. Açıkçası ben bu Hz'lerini çok önemsemiyorum. Yani bana Evet belki ghosting de etkili olabilir ama yani gözlükte fazla bir etkisini görmedim. Fark edebildim mi? Fark edemedim. Ama yine de yapmanıza fayda var. Niye kullanmayalım? Niye kapasitesini tam anlamıyla kullanmayalım gözlüğümüzün ya da kullandığımız telefonun? Yani en çok tercih ettiğim şey budur. Eğer bir kapasitesi varsa, bilgisayarımda da varsa bu kapasitenin en son sürümünü kullanmak isterim. Overclock gibi düşünmeyin. Yani tabii ki de hız aşırttırmalar yapılabilir ama ben onu çok yüksek yapmaya uygun görmüyorum. Yani mümkün olduğunca çok abartı olmayacak. En fazla RAM'lerde ayırtabilirim ya da fabrika satışında ya, OC ayarları, otomatik ayarlar varsa onları tercih ederim çok fazla bir remimde bir overclock yaptım. O da çünkü mavi ekrana düştüm ve yükseltince bu da kalmadı. Bu da enteresan. Normalde hep yükselttiğiniz zaman bozulur ama tam tersi mavi ekran hatası almamak için bunu yaptım. Çok daha ilgimi oldu. Bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Hani remlerle ilgili ne yapılabilir diye. Konudan saptım. Konudan sapmayayım. Bu işlemi yaptık. Olayımızı bitirdik. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın.